Dostlarım, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün çok mutluyum çünkü Rabbimizin öyle güzel bir esmasını zikredeceğiz ki bu sohbette. Öyle faydalar anlatacağım ki size. Allah'ım El-Kuddus Celle Celaluhu esmasını öğreteceğim size. El-Kuddus esması. Zaman zaman ben böyle esmaları paylaşıyorum. Bu esmaların tabii çok faydası var. Onun için hepsini bir sohbette bitiremem, sizi de sıkmayayım diye böyle 5 dakikalık, 6 dakikalık dersler, bazen daha az, bazen 6-7 dakika şeklinde böyle kısa kısa sohbetler hazırlayarak bu esma derslerimizi yapıyoruz. Kuddus esmasını daha önceki sohbetlerimizde bazı faydalarını size anlatmıştım. Bugün arkadaşlar daha muazzam faydaları üzerinde inşallah durmaya gayret edeceğiz. Bu esma Allah-u Teala'nın sonsuzluğunu, mükemmelliğini, kutsallığını ifade ediyor. Ve Rabbimize yaklaşmaya Kuddus esması çok muazzam, mükemmel bir esmadır. Allah-u Teala'ya yakınlaşmaya, Allah'a güzel bir kul olmaya vesile olur. Bir kul Allah'a yakınlaşırsa o zaman da ne olur biliyor musun? Allah-u Teala onun dualarını kabul eder. Allah-u Teala onun günahlarını affeder. Ya bak çok faydası var be. Kur'an'da da geçiyor. Mesela Allah Celle Celaluhu her türlü kusur ve noksanlıktan münezzehtir diyor Hud suresinde. Allah sizi kendisine yaklaştırmak için kendisinden bağışlama dileyenleri sever. Allah kendisine şirk koşulmasını asla kabul etmez gibi ayetlerde Kuddus esması var. Şimdi herhangi bir dua veya zikir esnasında dua ederken ey benim Kuddus olan Rabbim diye efendim okuyabiliriz. Allah'ın kudsiyetini, kutsallığını, ululuğunu, büyüklüğünü anlatan bir esma. Bir de bazen hani dünya imtihan dünyasıdır. Bir zorlukla, bir darlıkla karşılaştığınızda bu esmayı zikredin biraz. Elinizi açın, Allah'a dua edin. Ama önemli olan ne biliyor musun? Bu esmayı bir gün, iki gün okuyup bırakmamak. Biraz devam etmek yani buna. Bu esmayı okumaya devam edenlerin Allah-u Teala ibadet sevgisi koyar kalbine. Hani diyorsun ya hocam, ya eşimin namaza başlamasını, çocuklarımın namaza başlamasını istiyorum, ne yapayım? Oku işte bu esmayı. Anladın mı? El-Kuddus ismi insanlara çok fayda sağlıyor. Bu ismi zikretmek insanların kalplerinde Allah'a karşı saygı ve bir korku, bir haşyet dediğimiz, anladın mı? O duyguyu oluşturuyor ona karşı. Yani Allah'a karşı daha büyük bir ibadet duygusu, daha büyük bir sadakat duygusu beslemesine de ne yapıyor? Yardımcı oluyor. İnsanların kendilerine, insanların başkalarına, yani hem kendisine hem etrafındaki insanlara saygı duymasını öğretiyor. Hatalarından arınmasını, kendisini geliştirmesini sağlıyor. Bir de hani zihin dünyamızda oluşan kötü düşünceler, vesveseler, kötü niyetler, onlardan arınmamıza da yardımcı oluyor. Bu ismi zikretmek insanların kötü niyetinden, düşüncelerini arınmasına, kalplerdeki nefret ve kin duygularını yok etmelerine yardımcı oluyor. Kuddus ismi. Ayrıca insanların kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bakın bu ismi zikretmek insanların kendilerini sürekli olarak geliştirmelerine, daha iyi insanlar olmalarına, çevrelerine ve dünyaya daha fazla fayda sağlamalarına yardımcı oluyor. Yani bu Kuddus esması Allah-u Teala'nın mükemmelliğini, sonsuzluğunu, kutsiyetini ifade ediyor. Anladın mı? Eğer Allah'a daha yakın bir kul olmak istiyorsan, hatalardan, günahlardan arınmak istiyorsan, günahların affolmasını istiyorsan, hayır kapılarının açılmasını istiyorsan, ya Kuddusu ya Allah esmasını bol bol okuyacaksın. Allah Celle Celaluhu yar yardımcınız olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli kardeşlerim. İnşallah anlattıklarımı faydalı bulduysanız videomuzu mutlaka beğenin. Yorumlarda birer tane El-Kuddus Celle Celaluhu esmasını yazmayı unutmayın kardeşlerim. Allah yar yardımcınız olsun. Yeni bir sohbette görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.